Şu anda Las Vegas'tayız ve Las Vegas'taki şehrin, o canlı caddenin en başındaki oteldeyiz. Geceyle 70 dolara bir tane otel bulduk ve buraya yerleştik. Bugün yanımda Adem abi var. Adem abiyle birlikte Las Vegas'taki gece hayatı nasıl, caddenin bu başından başlayıp sonuna kadar gördüğümüz her yere dala 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 her şeyi sizlere göstereceğiz. Las Vegas'a gelme amacım teknoloji festivali vardı burada. Fakat Las Vegas'a gelmişken dedim, sizler de merak ediyorsunuz. Yaşam nasıl, bakalım insanlar nasıl, ortam nasıl, günahlar şehri dedikleri kadar var mı değil mi onu göstereceğim. Hadi o zaman otelden çıkalım ve eğlence başlasın. Hazır mıyız Adem abi? Hazırız. Hadi. Let's go. Evet arkadaşlar, otelden çıkar çıkmaz, hatta asansörden iner inmez otelin lobisi bu şekilde. Dükkanlar, insanların eğlence amaçlı, işte para kazanma amaçlı oynadığı oyunlar, restoranlar çok fazla ve buradaki bütün oteller neredeyse böyle. Daha burası hiçbir şey değil. Ben size şimdi nerelere götüreceğim. Hatta burada Hooters var, bakın. Genelde böyle güzel kızların çalıştığı yer. Can you say hi Turkey? Bye. Hi Turkey, aşkım. Hi aşkım. Aşkım, yerim seni. Bay bay. Burada da alanları görüyorsunuz. Pek fazla insan yok. Şu an hava birazcık soğuk. Şu an kış ayında olduğumuz için bu teknoloji fuarından dolayı 375 bin insanın katılacağı söyleniyor. Birazcık bir canlanma varmış. Hava 2-3-4 derece aralarında, gece ise eksileri görüyor. Şu karşıda ise otelin lobisi bulunmakta. Burada kursiyer abilerimiz görevlerini yerine getiriyor. Dışarı çıkıp size şimdi muhteşem şeyler göstereceğim. Şimdi otelden çıktığımızda ise karşıda bir cadde var arkadaşlar. Aslında Las Vegas bu caddeden ibaret. District deniliyor. Bu caddenin burası ilk başı ve buradan sona kadar çok farklı şeyler var. Hatta bakın, orada özgürlük heykelinin ucunu görebiliyorsunuzdur. Burada Eyfel Kulesi, ne bileyim, özgürlük heykeli, daha birçok böyle ünlü yapıların bulunduğu şeyleri minyatür haline getirip, yine çok çok büyük ama, buralara hep tasarlamışlar, koymuşlar. Ve şu an arkamda görmüş olduğumuz yere doğru gidiyoruz şimdi. David Copperfield'ın, dünyaca ünlü sihirbazın, hatırlıyorsanız Çin Seddi'nin bir tarafından girip bir tarafından çıkan adamın gösteri yaptığı otele doğru gireceğiz. Oradan bir gireceğiz, ileriden çıkacağız. Ve şu an yanımda da Adem abimiz. Adapazarlı David Copperfield. Adem abi Sakaryalı. Adem abi hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk Osman, nasılsın? Seni bir tanıyalım Adem abi. Kimsin, necisin? Benim yanımda ne işin var? Dönerci yaptın bizi, timsahçı yaptın, iş adamı yaptın. Hiçbiri değilim arkadaşlar. Bir beach'te çalışıyorum. Hatta 3 otelin beach service menajerim. Yazları yoğun bir şekilde çalışıyorum. Kışlarda boş zamanım olduğu için genellikle seyahat şeklinde geçiyorum. Türkiye ve Amerika içinde. Ve bundan sonra dünyanın genel kısmında olacağım. Biz Adem abiyle çok enteresan bir şekilde tanıştık. Hatta Amerika'ya ilk geldiğimden beri sürekli konuşuyorduk. Ben Destin'e gittim, kendisi beni misafir etti. Bu Route 66 rotasına da beraber çıkalım dedik. Orada da buradaki teknoloji fuarına da beraber katılım yapalım. Şöyle bir gezelim, turlayalım dedik. Hadi o zaman abi, bize şu David Copperfield'ın gösteri yaptığı otele doğru bir götür. Hadi bakalım, let's go. Şu an otelin önüne doğru geldik ve alt tarafı halka açık. İsteyen herkes içeriye girebiliyor. İçeride otelin kasinosunda istediğin gibi oyun oynayabiliyorsun. MGM Grand, Las Vegas'ın en büyük otellerinden. Şöyle bir avantajı var. Burada dünya ünlü Wet Republic adlı bir havuz var. Bu havuzda pool partiler, ünlü DJ'ler, Martin Garrix, Steve Aoki ünlü DJ'ler, Tiesto'lar çıkıyor. Yazları pool partiler oluyor. Ayrıca içinde Haka Sanatlı bir gece kulübü. Yine Las Vegas'ın en ünlü gece kulüplerinden birisi var. Diğer en ünlü gece kulübü ise Hangover'ın çekildiği Caesar Palace'ın içindeki Omnia. Tamam. O da Hakasan gruba ait. Burası otelin resepsiyonu arkadaşlar. Bakın, girişte şöyle çok cool bir aslan karşılıyor bizi. Yani zenginliğe hitap eden. Ve içeriye doğru şöyle girdiğimizde ise binlerce makine var diyebilirim sizlere. Bu kasinoda yürürken ilginç şeyler oluyor. Siyahi arkadaşlar genelde torbacı oluyorlar. Sana gelip uyuşturucu satmaya çalışıyorlar. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Çok fazla kalabalık var. İçeride insanlar sigara içiyor, alkol tüketiyorlar. Yani insanları çekecek olan şeyler abi. Yani gerçekten günahlar şehri dedikleri bu olsa gerek. Köşe başlarında escortlar, torbacılar, klaplara götüren limuzinciler. Yani bütün pisliklerin toplandığı yer aslında Las Vegas diyebiliriz abi. Kesinlikle. Adamlar çölün ortasına şehir yapmışlar. Demişler ki, kardeşim her şey serbest. Gir, ne yiyorsan ye demişler. Parayı bırak da ne yapıyorsan yap. Bize parayı bırak da sen, ondan sonra ne yapıyorsan yap. Hatta şu an David Copperfield'ın gösteri yaptığı alanın önüne geldik. Sizlere orayı da göstermek istiyorum.
Evet, burası da David Copperfield'ın gösteri yaptığı alan arkadaşlar. İçeri giriliyor fakat bugün kapalı. Şu an kimse yok burada. Burada David Copperfield'ın ufak bir büstümü artık heykelimine onu yapmışlar. Özgürlük heykeli var yanında. Hatta şu çin setti herhalde. Bu evet. Abi çin setinin bir yandan girip bir yandan çıkıyor ya. Bir çakallık var ama adam abi işin içinde. Şey Half-Life'de jetpack var ya ondan takmış. Aynen. Abi bilet fiyatları ne kadar burada? $89 artı KDV, $100 tekabül ediyor. Bir kere David Copperfield'ın şovunu izliyorsunuz. Girdin mi abi hiç? Girmedim kardeşim. Arkadaşlar buradan ise görmüş olduğunuz gibi lüks tasarımlarla beraber her yerde kameralar, böyle sistem devam etmekte. Böyle de bir yukarıya doğru çıkışı var şimdi. Evet. Dışarıya çıkacağız. Size orayı da göstereceğim. Abi şuradaki yapı çok enteresan ya. Çok efsane bir yapı var yani. Böyle hakikaten altın renkler, zenginliği, insanların gözünü boyayacak şeyler. Ya, otel Çin patentli olduğu için biraz Çin mimarisini kullanmışlar tahmin. Evet, şimdi dışarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar ve asıl mevzular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Hatta burada bir tane film de çekilmiş, adı Hangover. Oraya da gideceğiz, oradaki otele gideceğiz, oradaki yeri de göstereceğiz. Adem abi oradaki yerin buradaki en güzel yer olduğunu söylüyor. Oraya da bu şekilde girebiliyoruz değil mi abi? Evet, girebiliyoruz. Arkadaşlar sokakta yürürken yürüyen merdivenlerden sürekli yukarı çıkıyorsunuz. Çok iyi düşünmüşler, yürüyen merdiven yapmışlar sokağın ortasına. Buradan çıkıp oradan iniyorsunuz. Çok fazla yaya geçidi olmadığı için, yollarda çok fazla trafik aktığı için şimdi şehrin içine doğru inceden giriyoruz. Şöyle manzarayı göstermek gerekirse sizlere. Şurada bir tane dönen şey var. Neydi onun adını unuttum işte, her neyse. Ona da biniliyor bu arada, o da çalışıyor. Evet, şu sağ tarafında kalıyor şehir. Şu reklam panolarının büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçekten bakın, MGM demin çıktığımız otelin reklam panosu burası. Tamam. Şöyle birazcık şehrin içine doğru yürürken arkadaşlar, kısaca sizden Las Vegas'ta yaşam ile ilgili, aslında biz burada yaşamadığımız ama gördüğümüz kadarıyla, insanlardan yola çıktığımız kadarıyla ne tarz bir yaşam var, kısaca onları vermek istiyoruz size. Adem abi daha tecrübeli olduğu için bu konuda söz sende Adem abi. Yani genelde Las Vegas partileme ve kumarhaneleriyle ünlü bir yer olduğu için genelde perşembe, cuma, cumartesi, pazar insanların getaway'dir. Yani yakın eyaletlerden veya uçakla 3-4 saatlik yolculuklarla gelebildiği, para harcamak istediği, yani günlük yaşantının stresini atmak istediği bir yer. Hafta içi biraz durgun, gördüğünüz üzere bu akşam biraz durgun ama hafta sonu genellikle çok kalabalık. Yani adım atacak yer yok genelde. Hele hele high sezonda bayağı bir yoğun. Bunun yanında bu CS gibi fuarlar ve diğer fuarlar, boks maçları. Abi burada boks maçları, ne bileyim, evet. Çok değişik Amerikan futbolun ünlü şeyleri. Evet, yani bu tarz organizasyonlar insanları şehirlere çekiyorlar. Dediğim gibi perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ama böyle bir şey olmasa burası çölün ortasında. Tabii ki yani çok, burası. Affedersin de boktan bir yer ama bunlarla beraber insanlar gelip burada akın akın milyon dolar harcayıp gidiyorlar yani. Yani ekonominin hızlı dönmesi için ve istihdam sağlamak için çok güzel bir yöntem. Amerika'nın en başarılı olduğu şeylerden biri. Burada insanlar para harcıyor. Bu para bir gelir kaynağı. Bunlar vergi olarak devlete geri dönüyor. Devletten de halka geri dönüyor bir şekilde. Halktan da bir daha devlete geliyor. Tabii bizim kültürümüzle Amerikalı'nın kültürü arasındaki fark bu. Zaten para harcamak. İnsanlar para kazanıyor ve parayı harcıyor. Bizde daha çok miras olsun, yastık altı olsun, insanların gelecekleri için biriktirdiği para ve herhangi bir şey olacağına dair sakladık para olduğu için, o para dönmediği için zaten bizim ekonomimiz aslında zayıf dönüyor. Hani bir çark gibi, evet. Düşün. Bizimkisi böyle dönüyor. Bunların ikisi sürekli kapital sende harcadığın için dönüyor. Geçen bir abiyle de muhabbet etmiştik yani. Adam diyor ki paycheck'ten paycheck'e yaşamak diye. Neydi abi o kültürün adı? Paycheck to paycheck life işte. Paycheck to paycheck life. Adam hafta sonu alıyor mesela veya işte salı günü, pazartesi günü alıyor. Cumartesi yani, pazara kadar yiyor. Bir daha çalışıyor. Bir daha yiyor. Parası kalırsa yani, acayip değişik bir kültür aslında şöyle bakarsanız. Tabii insanların burada hazlar ülkesi burası. İnsanlar para harcıyor ve o hazı tatmak istiyor. Güzel yemekler, güzel kıyafetler yani. 40-50 çeşit ayakkabısı olan insanlar var. Mesela bizim için çok gereksizdir, anlıyorsun. 2 tane ayakkabın olsun, bütün seneyi geçirebilirsin. Ama adam mesela markete ekmek almaya gidiyor. Bir bakmışsın ayakkabı alıyor. Neden? Haz alıyor ondan. Ben alışveriş yaptım. O durağanlığını atıyor. Gidiyor bir restoranda yemek yiyor. Veya buralara geliyor, kumar oynuyor. Veya parasını bir şekilde harcıyor. Bundan haz alıyor. Yani bu bir kültür aslında, değil mi? Nasıl bizde yastık altı kültürü veya miras kültürü var. Hani Hristiyanlarda miras bırakma diye bir dert olmadığı için paralarını yiyor. Adam mezara mı götürecek parayı? Abi en ben iyi de şekilde hayatını yaşamaya bakıyor. En hazlı doruklarda yaşıyor. 2013'te bir tane kramponum yoktu. 47 numara krampon alıp gazete sıkıp sıkıştırıp da giymiştim. Bizde dediğim gibi bu kültür yok. Yani zaten refah seviyesi orta düzey olan ülkelerde bu kültürün olması çok zor.
Çünkü bizim sorumluluklarımız var. Bizim para yönetimimizle bu insanların bireysel kültürde yaşayan insanların para yönetimi aynı değil. Şimdi bizim sorumluluklarımız var. Annemize, babamıza, kardeşimize, yeğenlerimize, kuzenlerimize. Ya burada öyle manevi bir tabii şey olmadığı yani, için adamlar cayır cayır yani. Bireysel individual culture olduğu için kimseye sorumluluğu yok maddi olarak. Herkes kazansın. Herkes parasını ona göre harcasın. Bu sefer ne oluyor? Sen kendin parandan tekten sorumlu olunca bu parayı daha iyi yönetip daha iyi harcayabiliyorsun kendin için. Ben şimdi mesela biz şimdi... ölecekmiş gibi yaşıyorlar aslında. Abi kolum koptu yeter Allah aşkına. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi de sizlere vermek istiyoruz. Burada uyuşturucu serbest. Kadınların kendini pazarlaması şimdi dilim varmıyor ama kumar serbest. Yani her bok serbest. Nasıl bir memleket yaptılarsa. Bakalım şimdi derinliklere doğru gidiyoruz. Dediğim gibi hem hafta içi olduğu için hem de hava birazcık soğuk olduğu için pek fazla canlı değil ama ileride ben ufaktan bir canlılık seziyorum. Hadi o zaman ince oraya doğru gidelim. Ha şu an bulunduğumuz bölgede ise turistleri düzüyorlar yani. Tam bu onu anımsatıyor. Aslında şurada ufak bir tane VR makinesi var. Gözlüğü taktırıp burada kilitliyorlar. Şurada legal torbacı var. Bak weed satıyorlar. Hemen gösterelim. Aynen burada weed satıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Burada bir şeylere bakıyorlar. Burada dövmecimiz var. Burada da değişik don satıyorlar. Burası da gördüğünüz üzere dünya ünlü markaların yer aldığı bir AVM. Girişini bilenler İstinye Park'ın girişi gibi Louis Vuitton, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Gucci, arkada Zegna falan var işte. Yine lüks otellerden biri Cosmopolitan var burada. Şey Gangnam Style gibi yani sol taraf luxury brand, burası da Bağcılar. Aynen burası da Bağcılar. Yani arkadaşlar bizim gibi Adem abi ve ben gibi temiz insanlar harici buradaki diğer insanların hepsinin bizim gibi ehli sünnet insanların burada yeri yok kardeşim. Kafası var ya 1 milyon normal gezen adam yok memlekette ya. Burada Grand Canyon'la ilgili turlar var. Osman baktın Grand Canyon'da helikopter turu 1350 dolarmış bu arada. Şaka yapıyorsun abi. He. Dönüşte uğrayalım böbreği bırakırız çıkarız. Biz Grand Canyon'a gittik bu arada. Onun videosu da Route 66 rota videosunda o da gelecek. Aslında bu rotada değil ama biraz saptık orayı da göstermek için. Şöyle yukarı çıkıp inceden Caesar Palace'a doğru o Hangover filminin çekildiği otele dolu yol alıyoruz. Hi, how are you? Yani görüyorsun yani homeless'ın bile bir yeteneği var. Vallahi helal olsun ama helal benim diğer gördüğüm homeless'lar hep tokatçı. Burada homeless'lar arkadaşlar şey veriyorlar. Hookah mesela nargileci. Adam veriyor böyle tabelayı. Homeless 60 doları veriyor. Yemeğini de yediriyor. Homeless elinde tabelayla dükkanı ok işaretiyle gösteriyor. Homeless'ları çalıştırıyorlar. Hem hani bak sen zaten gelip buraya dileniyorsun bizden yemek alıyorsun diyor. Bari şu bizim tabelamızı tut da insanları içeriye de pasajın içine doğru yönlendirdim. Ben Las Vegas'ta onu sevdim abi açıkçası. Güzel, hani. Ya ben geldim. 2 gün teknoloji fuarına gireceğim. Şöyle size gezdim gösterdim. Bana bizim yeter. Amacımız sizlere bir nebze de olsa gösterebilecek. Aynen, çok merak ediyor insanlar. Burada ben yaşamayı tercih etmem. Sen eder misin abi? Yok hayır kesinlikle. Yani ikimiz ya de buralar... bakın Amerika'da olduğumuz halde Adem abi bu arada 7 yıldır Amerika'da. Ben 1,5-2 yıldır Amerika'dayım. İkimiz de etmiyoruz. Sizi bilirsiniz ama. Ya Bodrum Gümbet'te yaşar mısın mesela? Yaşayamazsın. Aynen çok eğlence. Yani yaşadığın yerdeki kriterlerin ne olduğu senin için önemli. Yaşına göre, eğitimine göre, sosyal hayatına göre. Ya şöyle de bir şey var hani iyi paralarla bir iş teklifi gelirse neden olmaz? Tabii, tabii ki canım. Ama artık Amerika'da refah seviyesi yüksek olduğu için hani para kazandığın paradan ziyade yaşadığın hayatın sana olan karı nedir? Evet. Evet aynen öyle. Bakın yine burada Planet Hollywood diye arkadaşlar içeride kumarın oynandığı bir yer var. Evet arkadaşlar Caesar Palace'a doğru geldik sayılır. İleri dedim ama bugün çok fazla canlı değilmiş gerçekten burası. Bugün ne? Çünkü yarın insanlar sabah kalkıp teknoloji fuarına gidecekler. Zaten onun bir yoğunluğu var herhalde abi. Bu yıllarda, bu zamanlarda tabii, çok fazla. Ölü zamanlara fuarları ve maçları sıkıştırıyorlar. Hani o ölü biraz daha canlandırıyorlar. Canlandırmaya bakıyor tabii. Çünkü insanlar daha az para kazandığı zaman burada yaşamanın bir anlamı olmayacak. Burada istihdam olmayacak, gelip çalışmayacak. Ne oluyor? Ekonomiye bir şekilde can veriyorlar. Yani yine insanlar var bu havada. Hava cidden şu an 0 falan evet. 0-2 falan herhalde. Şu an ise şehirde çok fazla Asyalı, yani Çinli, Japonyalı çünkü teknoloji festivali denilince Koreli o tarafların insanları aklımıza geliyor. Ve şu an ise şehirde bayağı bir
görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir beach club, bir night club da mevcut hatta. Ve şu arada bir tane dönerci var. Bu Las Vegas'ta herhalde bir Sivas Vegas diye bir yer varmış Sivas herhalde. Vegas var, bir de bizimki var. Bir de burada İstanbul, İstanbul Mediterranean diye bir yer var. Orayı da istersen ufaktan gösterelim abi. Gösterelim tabii. Normalde burada sıra oluyor arkadaşlar. İçeride oturup yemek için bir yer yok. Sırada insanlar bekliyor, alıyor dönerini yiyor. Görmüş olduğunuz gibi ufacık dükkan. Allah bol kazançlar versin abimize. Dün tadına baktık, çok çok iyiydi. Şimdi Sezar Palas'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok met ettiler, çok meşhur dediler, çok kaliteli dediler. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar, otelin girişinde şöyle çok enteresan yanan bir çatal mevcut. Bu dünya ünlü restoranın burası da dünya ünlü Sezar Palas. Evet, burada da otelin girişinde arkadaşlar 3 tane çıplak abla karşılamakta. Abi bu nasıl bir saçma bir şeydir ya. Tövbe estağfurullah. Gayet normal. Evet arkadaşlar, burada Yunanların isimlendirdiği işte değişik değişik şeyler. Karşıda ise deli gibi para bayılan abilerimiz, ablalarımız. Yani çok enteresan, çok ilginç bir yaşam tarzı. Arkadaşlar Sezar Palas'ta MGM gibiydi aynı. Yapıları biraz farklıydı. Lüks, insanların deli gibi içeride takıldıklarını falan gördünüz. Videomuz buraya kadar da elimizden geldiğince size Las Vegas'taki yaşam, hayat bundan ibaret aslında. Her şeyle anlatmayı, göstermeye çalıştık. Burada gel, eğlen, takıl diyor insanlara Amerika. Paranı harca kardeşim, ondan sonra da git diyor. Bunun buzdağının arkasında görünmeyen birçok olaylar daha var. Ama bunları anlatmamız için burası uygun değil. Yorumlara yazın, yorumlarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.